Sahneye davet ediyoruz Sayın İbrahim Halıcı'yı. Sayın Bakanım, değerli bilim ilgili arkadaşlarım, bilişim camiamızın çok değerli üyeleri ve sevgili konuklar. Beni bu ödüle layık gören TÜBİSAT Bilişim Sanayi İşleri Derneği'ne ve Türkiye Bilişim Derneği'ne ve onun yöneticilerine, değerli başkanlarına huzurlarınızda en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yaklaşık 40 yıldır bir kısmı şu an salonda bulunan pek çok arkadaşımla birlikte bilişimin, yazılımın, internetin tanınması, kullanılması ve desteklenmesi için çabalar sarf ettik. Bu çabaları sarf etmeye de devam ediyoruz. Şu an geldiğimiz noktayı değerlendirdiğimizde, hedeflediğimiz düzeyde olmasa da bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması, iletişim altyapısının güçlenmesi ve bilişim uygulamalarının artmış olması sevindirici ve olumludur. Sevindirici olmayan, üzerinde düşünmemiz gereken konu ise bilgi toplumuna dönüşme ve onun en önemli adımlarından biri olan bilişim kültürünün tüm topluma egemen olma konusunda yeterli ilerlemenin sağlanamayışıdır. Bilişim kültürünün gerekleri, bilginin üretilmesi, paylaşılması ve kullanılmasından ibaret değildir. Bu süreçleri gerçekleştirecek donanım, yazılım, içerik üretimi, tedari ve yönetiminden de ibaret değildir. Bilişim kültürü, toplumun tüm katmanlarını kavrayan bir yaklaşım ve anlayış gerektirir. Bilişim kültürü, eşitliğe, özgürlüğe ve demokrasiye dayanır. Zekayla, yaratıcılıkla, hayal gücüyle gelişir. Diyalogla, uzlaşmayla ve saydamlıkla da yaygınlaşır. Eğer demokrasi işlemezse ve özellikle son saydığım diyalog ve uzlaşma olmazsa diğer hedeflerin hiçbirinin zamanında ve etkin olarak gerçekleşmesi mümkün değildir. Değerli konuklar, yıllardır üzerinde çalıştığımız stratejiler, reformlar, dönüşümleri hayata geçirmek için acaba en çok neye ihtiyaç duyuyoruz? Bu sorunun cevabı basit. Birbirimize. Ne yazık ki ayrılıklar, ayrılışmalar, kutuplaşmalar, sıtlaşmalar bizlere zaman ve enerji kaybettiriyor. Tabii ki görüş ayrılıkları, farklılıklar, çekişmeler olacak. Ancak rekabetler hiçbir zaman kavgaya, şiddete dönüşmeyecek. Eleştiriler hakaretlere, iftiralara varmayacak. Birbirimize saygı duyacağız. Eğer sevmiyorsak bile en azından tahammül edeceğiz. Yani birbirimize ve demokrasiye sahip çıkacağız. Bana göre bilişim kültürünün anlamı budur. Hayatımızın her alanına daha önce hayal bile edemediğimiz çözümler getiren bilişim teknolojilerinin demokrasi alanında da çok büyük değişiklikler gerçekleştireceğine, e-demokrasi, e-siyaset, e-parti, e-seçim gibi konularda devrim niteliğinde atılımlar yapılacağına yürekten inanıyorum. Bu ve benzer toplantıların beklentilerimizin gerçekleşmesine katkı yapmasını diliyor. Bana bu verilen ödülden dolayı da tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Hatırası olarak Sayın Bakanımız, Müsteşarımız, Başkanlarımız ve ödül alan tüm kişi ve kurumlarımızla birlikte bir hatıra fotoğrafı çektirmek istiyoruz.
Sizleri sahneye davet ediyoruz. Buyurun.